Arkadaşlar yine Shell'deyiz. Yine depomuzu tamamen fulleyeceğiz. Bakalım ne kadar yakıt alacak güncel fiyattan ve ne kadar tutacak ve yakıtımızla ne kadar yol gideceğiz. Bir de Adana'nın Pozantı ilçesine gireceğiz ve geri döneceğiz. Yine aynı pompadan depomuzu dolduracağız. Dediğim gibi siz de merak ediyorsanız biz izlemeye devam edin. $26.48 güncel fiyat, 644 TL'lik bir LPG almış olduk kardeş. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, aracımızın şu anki kilometresi, ona da bakalım. Arkadaşlar depomuzu tamamen fulledik, yine Shell'den, yine aynı petrolden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 180 km yol gitmişiz ve tutarı da 644 TL. Arkadaşlar 644 TL'ye 180 km yol gitmişiz. Bunu siz değerlendirin. Şehir içinde full şehir içi oldu arkadaşlar. O yüzden biraz yüksek gelebilir. Şimdi Adana Pozantı ilçesine yaylaya gideceğiz ve geri geleceğiz. Tekrar fulleyeceğiz. Burada da uzun yolda ne kadar yaktığını göreceğiz. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki trip A'yı sıfırladık. Şimdi arkadaşlar yine şu çubuktan basarak trip B'yi de hemen sıfırlıyoruz. Evet, trip A ve trip B 0. Aracımızın güncel kilometresi 17.726 km. Şimdi arkadaşlar trip A'dayız. Devam edeceğiz. Dediğim gibi aynı petrolü geleceğiz. Tekrar fulleyeceğiz. Sizler de arkadaşlar bu konuda meraklıysanız videoyu sona kadar izleyin. Şimdi Adana Pozantı'ya gideceğiz. Oradan da güzel kareler almaya çalışacağım. Arkadaşlar şu an göstergemizde 15.7, şu an 14.3 oldu. Biraz önce 22. küsürdü. Bu oran değişebiliyor arkadaşlar. Buraya çok aldanmayın. Bakın 13'e düşüyor. Biraz sonra 11 olacak. Yani ortalama 7 ya da 6 çok güzel bir oran. Dediğim gibi göstergedeki bu duruma pek aldanmayın. Bakın 12'ye düştü. Arkadaşlar bu tamamen dediğim gibi sizin performansınıza göre değişiyor. Ara çok fazla kullanılmıyorsa ilk çalıştırmalarda yani 40'ları daha görebilirsiniz. O yüzden bu konuda da artı bilgi olmasını istedim. Şu sağdaki eller hiç yoktu en son geldiğimde. Şuna bakar mısınız ya? Solda bir inşaat çalışması vardı. Şuna bakar mısınız? Yani Adana herhalde bu tarafa kayacak gibi geliyor. Hemen gişelere varmadan. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 7.5'e düştük. Bu oran daha da düşebiliyor. Bu yoldan sonra şimdi Pozantı rampasına doğru çıkacağımız için bu oran yine 8'lere falan çıkacak. Çünkü gaz tepkimemiz olduğu zaman bakın 7.3'e düştü. Dediğim gibi araç performansına göre buradaki oranlar değişebiliyor. 4'leri görmüşsünüzdür, 5'leri görmüşsünüzdür. Ama genelde 7-8 aralığında gider. Bakın şu an 7.3, biraz gaz tepkimesi gördüğünde 7.4'lere, 7.5'lere çıkacaktır. Dediğim gibi Pozantı bölgesine geçeceğimiz için bu oran biraz daha yükselecek. Tekir'in zirvesindeyiz. Şu an tam da o Pozantı Adana arasındaki en zirvedeyiz ve 10.3 ile buraya çıktık. Bundan sonraki süreçte rampa aşağı olacağı için bu oran düşecektir arkadaşlar. Belemedik tabiat parkına gideceğiz. Oraya gelene kadar bakalım bize verilerimiz ne gösterecek. Bundan sonra dediğim gibi rampa aşağı olduğu için bu veri düşecektir. Yine inişte bakalım. Pozantı'dan çıkışımızı yapıyoruz. Baktığımız zaman 9.3, 10.3 olarak rampa aşağı girmiştik. Şu an 9.2 olarak bir veri veriyor ekranımız. Sizler de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, Belemedik tarafına geçeceğiz. Şu an gişelerdeyiz, Adana Pozantı gişelerinde. Rengarenk bir renk cümbüşünü görüyorsunuz. Haberlere dahi konu olmuştu bu görüntü.
Şimdi Belemed'den çok daha güzel kararlar için bizleri bekleyen arkadaşlar, orada görüşmek üzere. Arkadaşlar, Pozantik kişilerinden çıktıktan sonra hemen U dönüş yapmanız gerekiyor. Biz biraz önce yapmadık, sıkıntı yaşadık ve U dönüş yaparak hemen Belemedik tarafına döneceksiniz. Bunu da ek bilgi olarak vermek istedim. Bakın HGS'ler burada. Buradan dönüyorsunuz. İlk kavşaktan U dönüşü yaparak Belemedik tarafına dönmeniz gerekiyor. Evet, devam ediyoruz. Evet, rengarenk bir renk cümbüşü burada başlıyor. Belemedik'e hemen piknik alanına girmiş olacağız birazdan. Buradaki demir hattını geçmeniz gerekiyor. Demir yolun hattını geçtikten sonra hemen sol tarafa döndüğünüzde burada piknik alanını göreceksiniz. Tam da Belemedik mevsimi aslında, Kasım ayı. Çünkü her taraf yemyeşil ve yeşilin her tonu buralarda bulacaksınız. Sizler de Adana'ya gelirseniz mutlaka özellikle bu mevsimlerde gelin ve buranın keyfini sizler de çıkarın. Biraz sonra kalabalığı göreceğiz. Yollarda çok fazla bekleyen yok. Çünkü esas piknik alanı, dediğim gibi, burası biraz sonra göreceğiniz yer. Restoran da var arkadaşlar. İlla ki kendiniz bir şeye getirmenize gerek yok. Restorandan da faydalanabileceksiniz. Bakın arkadaşlar, rengarenk çınar ağaçları ve şu an gördüğünüz gibi hemen karşımızda. Ve yani gerçekten boş yer buluruz diye düşünüyordum. Bu durumda çok zor olacak boş yer bulmak. Bakalım. Devam ediyoruz. Oo, çok fazla gelen var. Giden olacak mı? Biz de yerimizi bulacağız. Hadi arkadaşlar, Belemedik Tabiat Parkı'nda gezerken şöyle bir Honda Civic gördük ve karavan çekiyor. Yani Honda Civic karavan çekebilir mi diye sorular gelebiliyordu. Arkadaşlar, aracımız 1.6, yani hiçbir özellik yok onun dışında ve gördüğünüz gibi karavanı çekiyor. Şu şekilde bir aracımıza bakalım. Abimizden izin aldık, o yüzden sıkıntı yok her şekilde. Bakın, Honda Civic 1.6 atmosferik bir araç ve karavanı abimiz takmış, aracı çekiyor. Şu şekilde bir devam edelim. Bakın. Yani bu sorular çok geliyordu arkadaşlar. Özellikle parkta gezerken, tabiat parkında gezerken çok fazla karavan var. Bu da dikkatimi çektiği için sizlere şu şekilde de çekmek istedim. Kısa bir video olacak. İşte rengiyle kendini gösteriyor. Abi, arabamız 1.6. Aracımız 1.6. Doğru, 1.6. Hiçbir özellik onun dışında. Yok. Motorda ya da şanzımanda hiçbir sıkıntı yok. LPG'de kullanıyoruz. LPG'de kullanıyoruz. Evet, sadece çok dik rampalarda benzine geçiş yapıyor. 1 ton 100 kilogramlık bir karavan arkadaşlar çok rahatlıkla çekebiliyor. Kanalımızda çok fazla Honda Civic kullanıcı var, biliyorum. Bu konuda da merak eden arkadaşlar için ekstra bilgi olarak sizlere sunuyorum. Evet arkadaşlar, Belemedik Tabiat Parkı'ndan ayrılıyoruz. Bu şekilde rengarenk cümbüşü görüyorsunuz. Yeşilin her tonunu burada görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, şunu da belirtmek istiyordum. Belemedik Tabiat Parkı'nda gerek WC olsun, yani tuvalet olsun, gerekse mescit olsun var. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu soruları merak eden arkadaşlarımız olabiliyor. Herhangi bir sıkıntı olabiliyor mu? Olmaz. Biliyorsunuz fotoğrafçılar da bunu kareleri çekmek için burada. Evet. Evet arkadaşlar, Adana Tekir Yaylası o şaşalı günlerinden eser kalmamış. Evler boş belli, yollar boş. Bu yollar normalde tıka basa dolu olurdu, sağlı sollu. Yani
geçmeye imkan olmazdı bazı zamanlar, özellikle hafta sonları. Şu an yaprak dökümü, görüyorsunuz yerdeki yaprakları, o şaşalı günlerinden eser kalmamış. Bunu da ek bilgi olarak sizlere çekiyorum. Sizler de Tekir yaylasını biliyorsanız, bir anınız varsa bekliyoruz yorumlara. İşte arkadaşlar, en merkezi yer burası. Çınar ağaçlarının altı. Esnaf burada gayet mutlu oluyor yazın, o şaşalı günlerinde. Ama tabii ki park sorunu var arkadaşlar. Sağlı sollu park eden arkadaşlarımız gelip geçenlere sıkıntı yaratıyor aslında, ama onlar da alışveriş yapmak için park etmek zorunda. Yani bir düzensizlik var park konusunda. Dediğim gibi bunu da videoma eklemek istedim. Evet arkadaşlar, dönüş yolundayız. Pozantı'dan Tekir'e geldik. Tekir'den otobana girdik ve dönüş yolundayız dediğim gibi. Arkadaşlar, LPG full depoyu yaptık biliyorsunuz. Ve aynı petrole, aynı istasyona gidip tekrar depomuzu dolduracağız demiştik. Sonra ne kadar yakıt tuttu güncel fiyatta, bunu öğreneceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, Gülek tünelini geçmek üzereyiz. Dediğim gibi Pozant'tan Adana istikametine gidiyoruz. Her zaman Gülek tünelini geçerken, yani burası bir geçiş noktası. Buraya Adana istikametinden geldiğimizde artık Tekir'e giriş olarak görüyoruz. Ve giderken de çıkış olarak görüyoruz. Bundan sonrası zaten iniş aşağı arkadaşlar. Özellikle bu tüneli bu istikamete giderken viraj var. Tüneli çıkar çıkmaz buraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu yola daha önce gelmemiş arkadaşlar, gelecekseniz bu yola dikkat edin. Arkadaşlar, dün akşam yolculuğumuzu tamamladık ama acil işim çıktığı için petrole uğrayamadık. Bir sonraki güne kaldı. Şimdi petrole gireceğiz aynı istasyona, aynı pompaya. LPG'mizi tamamen fullleyeceğiz. Bakalım ne kadarlık bir LPG alacağız. Şu anki aracımızın kilometresi 216 kilometrede. Yani 216 kilometrelik bir yol yapmışız. Hadi petrole girelim. Aynı petrol, aynı pompa. Evet. Abi tamamen fulluyoruz. Tık sesini duyunca bırakacağız. Evet arkadaşlar, depomuz fulleniyor. Yine aynı tutar. 26.48 aldığımız gibi. Bakalım ne kadarlık bir yakıt alacağız. LPG'mizi tamamen dolduruyoruz. Yani çok fazla şehir içine gitmedim arkadaşlar. Çok kısa bir sabah bir otopazarına gittim, geri geldim. Ne kadarlık bir yakıt alacak? Yani tamamen uzun yolda, yani Pozantı rampasına gittik, Pozantı'ya gittik, geri geldik. Hepsi bu diyebiliriz. Arkadaşlar, depomuzu tamamen fullledik. 570 TL'lik bir LPG aldı. 21.55 litre. Hemen arkadaşlar kilometremize bakıyoruz. Kilometremiz 217 olarak görünüyor. Ve arkadaşlar, Adana Pozantı'ya gittik, geri geldik. Belemede'ye uğradık, oradan geri geldik. Yani giderken rampa çıktık, gelirken de rampa aşağı geldiğim için bunu sizin değerlendirmenizi istiyorum. Çok fazla gaza yüklenmedik. Bazı zamanlarda 100 ile gittik, bazı 120, 130, 140'ı da bulduk. Ve arkadaşlar, 3 yetişkin 2 çocuk olarak değerlendirelim. Bagajda da ağırlığımızda yaklaşık bir 50 kilo olarak da değerlendirebiliriz. Bu arkadaşlar oranları sizler dediğim gibi değerlendirin. Hemen şuradan trip A'ya basarak trip A'yı sıfırladık. Trip B'ye de girip trip B'ye de sıfırlıyoruz. 217 kilometre bir yol gitmişiz. 570 TL'ye 21 litrelik bir yakıt LPG yakmışız. Arkadaşlar, değerleri gördünüz. Bunu sizlerin değerlendirmesini ve yorumlara yazmanızı bekliyorum. Araç çok mu yakmış ya da az mı yakmış ya da normal mi?
Lütfen değerli yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Aracın az yakması ya da çok yakması tamamen size kalmış. Yolda giderken gördünüz, gaz tepkimesi daha fazla olduğunda yaktığı kilometredeki yaktığı LPG daha fazla olabiliyor. O yüzden sizler aracı daha agresif kullanırsanız daha fazla yakacak, daha sakin kullanırsanız daha az yakacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar videom burada bitiyor. Sizler hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ihmal etmeyin. Bizleri daha güzel içerikler için teşvik edeceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.